Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kısa bir bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Konami'nin resmi Twitter sayfasındayız ve Konami bugün sürpriz bir açıklama yaptı. Aslında güne 600 milyon indirme kampanyasıyla başladık. O da bizler için büyük bir sürpriz oldu. Beklemiyorduk. Bedava Neymar hediyeleri, GP futbol paraları hediyeleri de var. Bunun dışında Konami'den bir de 6000 e-futbol parası hediyesi var. Fakat bunu kimlere veriyor ve nasıl kazanılır? Onunla alakalı bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ben sabah bunu da görünce şok oldum. Dedim 6000 e-futbol parası mı? Nasıl dağıtılacak? Bir baktım arkadaşlar, bu hediyeyi sadece Japonlara veriyorlarmış. Ha, şöyle şartları var. Belki uyan arkadaşlarımız varsa da kazanabilirler. Konami bunu Japon Twitter sayfasından paylaştı. Bir de resmi web sitesinden paylaştı. Sadece 6000 e-futbol parası değil, bu Showtime futbolculardan da verecekler. İlerleyen dönemlerde değişik Showtime futbolcular da gelecekmiş. Bu kampanyanın bir detaylarına baktığımızda şöyle bir görsel bizlerle paylaştılar. Bugünkü kampanyadan farklı olarak açıklamalara baktığımızda Twitter'da elçinin el yazısı eFootball logo testine katılın. Her giriş döneminde bir şanslı kazanan elçi imzalı renkli kağıt kazanacak. Bu elçi imzalı dedi, Türkçeden çeviriden dolayı yanlış çeviriyor arkadaşlar. Showtime futbolcular. Yani bugün verilen Neymar gibi bunlar da hediye edilecekmiş kazanan arkadaşlara. Bir çekiliş olacak ve o çekilişte ismi çıkanlara bu hediyeleri vereceklermiş. 6 kişiye de 6000 e-futbol parası veriliyor. Tabi bu hediyeleri almak için Konami'nin iki şartı var. Japonya'da yaşamak gerekiyormuş. İkinci şart da oyuna girerken Japonya konumu seçili olması lazım. Belki oyuna girerken Japonya konumunu seçen arkadaşlarım varsa bence denesinler. Hediyeyi belki de verebilirler. Ama konumu Japonya seçmediysek, örneğin ben Türkiye seçmiştim, bizim gibilere bu hediyeyi vermeyeceklermiş. Şeylere bakalım arkadaşlar. Bugün Neymar'ın kartı geldi. Hatta Haaland, Osimhen ve Harry Kane'in de Showtime kartını çıkardı Konami. Aynı onun gibi Kubo'yu da çıkaracaklarmış. Alexander-Arnold ve Bruno Fernandes. Bunlar oyun içerisine mi girecek yoksa farklı olarak hediye mi edilecek? Farklı bir açıklama yok. 9 Mart, 16 Mart, 23 Mart deniyor. Bunlar çekilişte adı çıkanlara verilecekmiş. Başvuru koşulları. Biz buraya uymuyoruz ne yazık ki. Japonya'da yaşamak. Kafadan elendik. Japonya'da yaşama şartı var. eFootball 2023 oyununda ikamet ettikleri ülkeyi seçmek gerekiyor. Ben de Türkiye'yi seçtim ama bazı arkadaşlarımız Japonya'yı seçmişti. Ya da yedek hesap açan arkadaşlarım orada Japonya'yı seçmiş olabilir. Bu iki tane şartı sağlamak lazım. Ha, belki Japonya'yı seçen arkadaşlarım bence deneyebilirler. Sonuçta online verilecek bu hediye. İlk şartı sağlamasak da yine de Konami tabii ki bir sağlamasını yapacaktır ama ben olsam denerdim. Eğer ülkeyi Japonya seçtiysem oyuna girerken yine de bir katılırdım. Peki ne yapmak gerekiyormuş? Twitter'dan bir etiket var. Onunla alakalı paylaşım yapacağız. Şuna tıkladığımızda etiket otomatik geliyor arkadaşlar. Bu etiketin yanına bir sayı yazmak gerekiyor arkadaşlar. O da 2. Şundan dolayı 2. Şimdi ben görseli açayım. Bugün Neymar kartı bize hediye edilmişti. Neymar'ın altında bir eFootball yazısı var. Konami diyor ki onun o alt tarafında yazan yazı bunlardan hangisi? O da şu arkadaşlar, eFootball yazısı. Burada iki tane L A'nın üst, bir tane L A'nın üstüne gelmiş şu ortadaki. Diğeri sağ tarafta. İkinci şekil. Yani Konami Neymar'ın kartına dikkat etmemizi ve onun ayaklarının o altındaki eFootball yazısının ne olduğunu bizlere soruyor. Cevap 2. Sadece buraya 2 yazdığı tweet'i paylaştığımızda biz buna katılmış oluyoruz. Rastgele bunlardan birisi seçilecek ve 6 kişiye dedi mi? Yanlış hatırlamıyorsam bir hemen bakalım. 6 kişiye 6000 e-futbol parasıydı. Hemen bakalım. Evet. 6 kişiye 6000 e-futbol parası ve bazı kişilere de bugün Neymar'ın kartı hediye edilmişti. Onun gibi Kubo, Alexander-Arnold ve Bruno Fernandes kartları hediye edilecekmiş. Kısaca arkadaşlar 6000 e-futbol parası hediyesi var ama Japonya'da yaşayanlara, oyunda Japonya konumunu ülkesini seçenlere verilmekte. Böyle bir ayrım var ne yazık ki. Bir de bugün oyuna bir tane epik futbolcu eklendi. O da Cannavaro. Cannavaro'nun 22 yaşındaki hali eklendi ve Napoli takımına özel kartı bu. Cannavaro Juventus takımında büyük işler yaptı. Milli takımıyla harikalar yaratmıştı Dünya Kupası'nda. Real Madrid'e de transfer olmuştu. Bu kartı Napoli takımına özel. Bugün de hatta Napoli'den Osimhen'e de yükselttiler. Napoli ile alakalı İlerleyen dönemlerde de yine ilginç futbolcular da görebiliriz. Hem Napoli'de oynayan futbolcuların seviyelerini yükseltiyorlar, hem de Napoli'nin efsanelerini de Konami getirebilir.
Bugün Cannavaro eklendi ama ne zaman gelir, maksimum seviyesi ne olur, onunla alakalı herhangi bir bilgi şimdilik paylaşılmadı. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.